Pardon. Neden bana öyle bakıyorsunuz? Ben hanginizle teşekkür edeyim bilemedim. Anlamadım. Benim için çok kıymetli bir şeyi geri getirdiniz. Sağ olun. Yüzünüzü bulmanıza sevindim. Yani bazı şeylerin manevi değeri ölçülemez. Ama ben bir şey yapmadım zaten, o bana geldi. Tam da olması gerektiği gibi. Siz gerçekten iyi misiniz? İyiyim. Bakın, benim çıkmam gerekiyor. Acaba sizi tekrar görme şansım var mı? Daha... Anlamadım, neden? Kuru kuruya teşekkür ettim. Kâfi. Belki de değildir. Bakın, benim gitmem gerekiyor. Siz yüzünüzü buldunuz, teşekkürünüzü ettiniz. İyi günler. İsminiz? Aylis. Herkes içeride, bir şeyler ikram ettik, keyifleri yerinde. Sizi bekliyorlar. Hı hı. Hayırdır, bir şey mi var? Ya böyle bir şey mi? Ne? Aşk. Aşk? Allah. Ne oluyor ya? Mr. Halit. Merhaba, merhaba, merhaba. Ya kusura bakmayın. Çok geç kaldım. Aşağıda bir aksilik çıktı. Tekrar dönüp aşağı inmek zorunda kaldım. Kusura bakmayın. Ha Serkan, sen de geldin. Geldim Kadir Bey, yetiştim. 12 saattir uçaktayım. Tamam, şu işi bitirelim. Sonra jet lag'ını atlatırsın. Tamam. Hadi. Kusura bakmayın, geciktim. Sohbetinizi de böldüm galiba. Yok canım, sıkıcı sohbetlerdi. Renk attınız. Buyurun şöyle. Düğün ne zaman? Yani öncelikle buradaki işlerimi halletmek istiyorum. Sonra İstanbul'da böyle sade bir nikah yaparız. 3-5 ay yaparız değil mi hayatım? Bugünkü sunumda Serkan sizin de payınız olduğunu söylemişti. Biz Serkan'la üniversiteden tanışıyoruz. Bu aslında onun projesi. Ben sadece yardım ettim. Ama beğenmenize sevindim. Öyleyse size de teşekkürler. Ne oldu abi? Ya
sana bir konuyla ilgili bir şey danışmam lazım ama... Tamam. Sonra bir ara. Tamam. Yalnızken. Tamam, tamam. Ailes. İsmine bakıyorsun. Güzel manzara ama bir İstanbul değil. Genelde adımın anlamını sorarlar. İstanbul'u özlediniz galiba. Ne zamandan beri buradasınız? Çok zamandır. Çok. Ara ara gidiyorum ama özlemek baki tabii. Neden dönmüyorsunuz? Çok affedersiniz. Gereksiz bir soru oldu. Yok canım. Sadece doğru cümleleri arıyordum. Ararsanız samimi olmaz. Bazı şeyleri geride bırakmak için gitmek gerek. Gitmek için çok da bağlanmamak gerekir. Gitmek gerekir bazen. Fazla yormadan, daha çok bıktırmadan. Eğer vaktiyse ardına bile bakmadan. Can Yücel. Uzun hikaye sanırım. Tamam. Tamam, peki. Annem çok anlaşamadığım bir adamla evli, Cemal. Orada olup onların huzurunu kaçırmaktansa burada olmak daha iyi. Peki, tamam. Annem babamla kaçmadan önce bu adamla nişanlıymış, Cemal. Sonra... Babam öldükten sonra döndü, bu adamla evlendi. Çok gençtim o zamanlar, kaldıramadım. O zamandan beri aramız açık, anlaşamayız pek. Durum bu. Biraz fazla mı samimi oldu? Yok, kısa ve net oldu bence. Aslında çok uzun ve karışık bir hikaye. Peki bu yüzün hikayesi ne? Yani gerçekten çok özel bir şey olmalı. Çok. Hem de çok. Samimi, anladım. Başka zaman anlatsam. Bunun için başka zamanımız olacak yani, eminsiniz. Ailes. Şeyden uzak, bambaşka bir gezegen sanki. Sanki böyle Alaaddin'in sihirli lambasını bir yerde bulacakmışız gibi, değil mi? Lambamız yok. Ama üç dilek hakkım var prenses. Bir.
Su. Sana gerçekten inanamıyorum. Ya, bir şey söyleyeyim mi? Çok güzelmiş. Çok iyi geldi. Üç. Neden buraya getirdin? Alice, bırak o adamı. Çok affedersin. Size bunu söyleme cesaretini kim verdi? Biz tesadüfen karşılaşmadık. Tesadüfen de burada değiliz. Sana söyleyeceğim tek şey, o adımı bırak. Sana göre değil. Size bunu söyleme cesaretini kim verdi? Siz beni tanımıyorsunuz bile. Ben gerçekten gitmek istiyorum. Benzin bitmiş. Beni hemen götürür müsünüz lütfen? İyi akşamlar. Bütün günü mahvettik. İyi akşamlar diyorsun. Belki de yarın onu kurtarmış.
Ali, okey? Dokunma. Ali? Senin ne işin var burada? Ben yemeğe gidiyordum. Sen iyi misin? Doktor. İyiyim, ben iyiyim. Ben konsere gelmiştim. Takside biletimi unutmuşum. Onu almaya çalışıyordum ama yetişemedim. Üç saniye. Ne üç saniye? Benim evde anahtarları unutup geri dönmem 3 saniye. Ben anahtarları unutuyorum, sen de takside biletleri. Yani? Sizin Serkan'la toplantıda olmanız gerekmiyor muydu? Aha. Ben sıkıldım. Biraz erken çıktım. Bizim çocuklarla çalışıyor onlar. Aç mısın? Aç mısın? Yemekte bana eşlik eder misin? Lütfen. Pardon. Yalnız gerçekten çok lezzetli. Hayat andır. Yediğin yemeğin, aldığın nefesin, attığın adımın hakkını vermelisin. Bir şey soracağım. Hı hı. Buradaki kızlar bu oyunlardan etkileniyor mu? Oyun oynamıyorum. Tamam. O zaman şöyle açıklayayım. Ben buraya Serkan için geldim. Tamam. Biz burada düzenimizi kurduktan sonra evleneceğiz. Tamam. Yani bende son durum bu. Tamam. Bir şey demedim. Bir şey demedim. Afiyet olsun. Bir şey demedim diyorsun ama hala oyun oynuyorsun. Sana bilerek mi çarptım yani? Yani eğer öyleyse gerçekten çok yazık. Değilse de tesadüf. Yani benim için tesadüf tesadüftür. Senin bu yaşadığın şeyler bence senin zihninin bir oyunu, algıda seçicilik. Ben gerçekçi biriyim. Böyle mistik şeylere falan inanmam. Neden buradasın? Anlattım ya yani Serkan'la... Hayır, neden buradasın? Şu an karşımdasın. İstediğin zaman çekip gidebilirsin. Neden kendimi sana anlatmama izin veriyorsun? Çünkü merak ediyorsun. Neyi merak ediyormuşum? Nişanlı olduğun halde tanımadığın bu adamı gördüğün andan beri içine düşen hissin ne olduğunu. Ve sana anlatacaklarımdan korkuyorsun. Tutunduğun ezberlerin bozulmasından korkuyorsun. Benim gerçekten gitmem lazım. Lütfen otur. Yani buraya kadar dinledin, bir şey kaybetmezsin. Yemek yiyoruz, lütfen. Bir şey sorabilir miyim? Madem sen benden kaçamayacaksın, ben de senden kaçamayacağım. Biz birbirimizi tekrar göreceğiz. Neden o zaman ısrar ediyorsun? Bana bu yüzün hikayesini sormuştun. Başka zaman anlatırım demiştim. İzin ver anlatayım, lütfen. Dinlemeye değer. Deniyorum. Tamam. Babam İstanbul'da askerlik yaparken bir ustaya yaptırmış bu yüzüğü.
sonra çarşı izinde dolaşırken bir bankta unutmuş. Annem bulmuş. Arkasından bağırmış ama duyuramamış kendini. Annem de o sıralar istemediği biriyle nişanlı. Cemal de. Galiba değil mi? Evet, Cemal. Annem her gün o parka gitmiş. Askeri görürsem yüzüğünü teslim edeyim diye. Ve sonunda babam gelmiş. Annemi elinde yüzük. O bankta oturup öyle uzakları seyrederken bulmuş. Oturabilir miyim? Tabii ki. Biri ta Erzincan'dan kalkıp gelmiş yoksul bir asker. Diğeri koskoca Davut Eren'in nişanlı kızı Mihre. Olacak şey mi? Olmuş işte. Babam tezkeresini aldığında annemle vedalaşmak için garda buluşmuş. Kopamamışlar birbirlerinden. Mihrem, gelmeyeceksin sandım. Yetişemeyeceğim sandım. Gelmeyeceksin sandım. Beni bırakma. Beni burada bırakma. Beni de götür. Babam annemin elini tuttuğu gibi trene atmış ve Erzincan'a gitmişler. Sonra da ben doğmuşum. Babam özel bir adamdı. Çok okurdu, dinlerdi. Ben 17 yaşına kadar ne öğrendiysem ondan öğrendim. Hayatın sırrı tevafukta gizlidir derdi. Tesadüfün tesadüf olmadığını ondan öğrendim. Tevafuku reddetmek yaratılışı, yaşamı küçültür. Hayat anlamını yitirir derdi. Sonrasında her şey değişti sanırım. Annen neden Cemal'le evlendi ki? Annem Erol'a hamileydi. Doğum için hastaneye gittik. Büyük bir deprem oldu. 1992 Erzincan depremi. Dünya başımıza yıkıldı. Enkazdan önce annemi, sonra da Erol'u çıkarmışlar. Beni de öldü diye bir kenara bırakmışlar. Yaşamışım. Kendime geldikten sonra ailemi aramaya başladım. Babamı bulamadım. Tam bir yıl. Tam bir yıl sonra İstanbul'da dedemin evinde annemi buldum. Erol da yanındaydı. Enkazdan annemle Erol'u Cemal çıkarmış. Annem de ona can borcundan, suçluluk duygusundan diretmemiş. Evlenmiş. Ama hiçbir zaman sevmedi Cemal'i. Hala babamın yasını tutar. Sana ve babana hayat bunları öğretmiş. Ama bana farklı şeyler öğretti. Ben doğduğumda babam bizi terk etmiş. Yani ben babamı hiç görmedim. Annemle beraber Antalya'da yaşadık. Daha doğrusu yaşamaya çalıştık. Sonra hayatıma kendim yön verdim. Ve şimdi buradayım. Evet. Serkan'la aramızdaki büyük bir aşk falan değil. Ama en azından kendi seçimim. Söylemiştim, ben gerçekçi biriyim. Hayallerle kendimi kandırmıyorum. Benim parmağımda sihirli güçler atfettiğim bir yüzüğüm yok. Alınma ama benim için gerçek Serkan. Sen sadece tanıdığım birisin. Yani bir hiçsin. Sözün kıymetini lal olandan, ekmeğin kıymetini aç olandan, aşkın kıymetini hiç olandan öğren. Kaçtığım şeylerin içine sürüklüyorsun, etkiliyorsun ve ben bunu istemiyorum. Beni tanımıyorsun. Neler yaşadığımı bilmiyorsun. Ve emin ol, beni tanımış olsaydın arkana bile bakmadan kaçardın.
Ben kaçtığım şeyler yüzünden buradayım Aylis. Ve emin ol, hayat bana da çok iyi davranmadı. Yaşamım boyunca hissetmediğim şeydi. Seni gördüğüm an hissettiklerim. Ben çok, çok uzun zamandır bu hissi bekliyordum. Beni mi bekledin? Gerçekten beni mi bekledin? Evet. Seni çok bekledim. Sen buna gerçekten inanıyor musun? Hayır, inanmıyorum. Biliyorum. Tamam. Beni de inandır. Ben de bildiğim her şeyi unutayım. Ama öyle yüzük yuvarlayarak, arabayla çarparak değil. Ben gerçek bir şey istiyorum. İtiraz edemeyeceğim bir şey. Al bunu at. Ne? Al bunu at. Ben böyle bir şey yapamam. Yani bu senin için çok kıymetli. Bazen sadece bilmek yetmez. Görmek de ister insan. Eğer bu yüzük benim geçmişimse... belki de onu bırakma vaktidir. Ama eğer geleceğimse... ve dönüp tekrar bizi bulursa, kalbinin sesini dinleyeceğine söz ver Aylis. Al bunu at. Tamam. Şimdi beni inandırmak için evrenin elinde bir fırsat var değil mi? Ya sen gerçekten bu kadar inanıyorsan o yüzük seni ya da beni bulur. Değil mi? Hayat bu kadar cömert değil. Belki de sen haklısındır. Hasret beni vurur. Belki de bırakman gereken şey geçmişindir. Şimdi lütfen benden uzak dur. Can ister bul beni. Ne olur. Her şeyi geri. Bırak hayatım kendi haline aksın. Kalbinde sen beni, dermanım yok dertliyim. Sendin benim bir kardeşim.
arada. Geldiğini bilmiyor. Sakın beni tanıdığını söyleme, tamam mı? Tesadüf mesadüf. İşte sen öyle bir şeyler anlatırsın yani. Sen inanmıyorsan bu da mı tesadüf artık falan filan. Sen bir şey bulursun. Sakın beni yakma. Teşekkür ederim. Ne yapıyorsun burada? Şebo mu çağırdı? Bu kız beni deli edecek. Ailes. 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 Hani karşıma çıkmayacaktım, bana söz vermiştin. Sen geldin. Anlaşmayı sen bozdun. Bilerek değil, tesadüfen. Bana mutluluğu vaat etmiyorsun ki. Sen de bana edemezsin. Sen de edemezsin Ailes. Bak ben acısı, tatlısı ne varsa seninle yaşamak istiyorum. Gel benimle. Gerisini düşünme. Gel benimle. Aylis. Aylis gel. Gel. Aylis. Senin ne yaşadığını en iyi ben anlarım. O yüzden beni dinle. İstemediğin hiçbir şeyi yapmak zorunda değilsin. Bana cevabını bilmediğim soruları neden soruyor? Kızım amma aradım burayı ya. Gökhan dur, hiç sırası değil. Ben o kadar yol geldim, karşı taraftan geçtim. Nasıl sırası değil? Gökhan'cığım anlamıyorsun. Kusura bakma da ben anlamıyorum sırası filan. Anlamıyorsun, sırası değil diyorum. Şebocuğum sen söyledin diye geldim. Gelin hanım buradan bir şeyler bıraksın. Çok güzel şeyler getirdim size. Var mı? Tevafuk ne demek? Tevafuk, hiçbir şeyin tesadüf olmadığını, her karşılaşmanın ilahi bir irade ile gerçekleştiğini söylüyor.
İnanın. Kadir! Bu hayatta karşımıza çıkan iyi, kötü, herkes, her şey bizleri bir yere taşımak için var oğlum. Hiçbir şey sebepsiz değildir. Nasıl buldun, nasıl geldi sormayacağım. Artık kabul et. Gel benimle, hadi. Tesadüfüm bu kadar hayır, fazla. Hayır, tesadüf değil Aylis, tesadüf değil. Kabul et artık. Niye bana bunu yapıyorsun? Ben yapmıyorum. Cevap elinde. Ya beni tanımıyorsun. Beni sevmiyorsun. Bu yüzüğü bir başkası bulmuş olsaydı onun elini tutmak isteyecektin. Seni istiyorum. Bak bu yüzük senin için çok şey ifade ediyor olabilir. Ama ben gerçekçi olmak zorundayım. Hem bu yüzük senin, bu sende kalsın. Aylis, Aylis mecbur değilsin. Ya ben evleniyorum. Benim bu akşam düğünüm var. Aylis. Sen onu hak etmiyorsun. Yumuşamışsın. İyi gelmiş. Yumuşadım. İyi geldi. Zaten ben kaostan beslenirim. Yani öyle düzen, huzur hiç bana göre şeyler değil. Her şey karma karışık olacak. Ben bir şey sorabilir miyim? Sor. Yani sen ilk görüşte aşk için biraz şey, yani şey değil misin? Yaşlı. Yok canım, olgun. İlk görüşte aşk değil ki. Dördüncü görüşte. Ben çocuk muyum canım? Ne ilk görüşte? İlk görüşteki şaşkınlıktı. Böyle yüzüğü falan gördüm elinde. Şaşırdım yani. İkinci görüşte hayranlık. Üçüncü görüşte beğenme. Ne olduysa o terasta oldu. Dördüncü görüşte
Böyle aktı gitti. Ne bileyim. Peki ben ne olacağım? Galiba sen de aşık olacaksın. Sonra? Sonra dert, mutsuzluk, entrika hepsi bu dizide. Ya biz dertsiz başımıza niye dert alıyoruz ki? Başımız dertten kurtuluyor mu ki? Hem aşksızlık da bir dert değil mi? Yani yiyorsun, içiyorsun, geziyorsun, yepyeni şeyler yaşıyorsun. Ve biliyorsun ki yanındaki herkes geçici, hiç kimseyle paylaşamıyorsun. Sonra bir gün onlarla yolların ayrılıyor ve bütün o anılar çöp. Sonra niye yaşadım bunları diyorsun. Madem biriktiremeyecektim, neden yaşadım? Hayat biraz da anı biriktirmek değil midir? Yani yaşlandığında 30-40 sene sonra yanındaki kişiyle o anıları tekrar tekrar yaşamak değil midir? Hem anılar yıllandıkça daha da güzel olur. Ve maalesef aşık olmadan bunları biriktiremezsin. İnsan yaş ilerledikten sonra hayatına yeni birini de alamaz. Böyle hasta yatağında kendini boş boş tavanı seyrederken bulursun. Dokun. Kimya her şeydir. Dokunmadan anlayamazsın. Nasıl yani? İlk görüş öğretidir. Sonra kimya devreye girer. Ve hep o kazanır. Dokunmadan anlayamazsın. Benim de problemim bu zaten. Bu dokunmakla ilgili. Biliyorum. Toplantıda Serkan sana dokunduğunda tepki vermişti. Sonra arabayla sana rastladığımda, dokunduğunda bana da tepki verdi. Çöl otelde yataklarınız ayrıydı, gördüm. Biliyorum. Biz bu konuyu kapatabilir miyiz? Tabii ki. Sen ne zaman kendini hazır hissedersen o zaman konuşuruz. Acelemiz yok. Bekleriz.